mesela ülkemizde üretimin olmamasından rahatsızlık duyuyorduk. Yaşıtlarımızın ülkemizde iş bulamamasından, başka ülkelere göç etmek zorunda bırakılmasından rahatsızlık duyuyorduk. Ve dedik ki ülkemizde geçmişte üretimin olduğunu tekrardan bir hatırlayalım. Üretimden koparıldığımızı hatırlayalım. Ve yeniden üretebileceğimize dair bir çalışma yapalım, bir umut olsun dedik. Bir arşiv taraması yaptık biz. Yakın tarihin üzerinde durduk. Devişin sesi, bağımsızlık yolu, halkın sesi, yeni düzen gibi gazetelerde 1970'lerden 80'lerin sonuna kadar olan süreci taradık. Bu süreçte yoğun olarak Sanayi Holding'in birçok alanda üretim ve pazarlama ve satış, yurt dışına satışa kadar bir dinamik yarattığını gördük toplumda. Ve bu Sanayi Holding'e eğilme süreci bu tetikledi bizi, Sanayi Holding üzerinde durmamıza neden olan buydu. 13 kişiyle röportaj yaptık. Aşağı yukarı 16 saat gibi bir zaman tuttu bu röportajlar. Arşiv taramasında işte gazetelerde Sanayi Holding'de çıkan haberleri topladık. Deviş'ten fotoğraflar ve kayıtlar vardı, video kayıtlar vardı. O dönemde fabrikaların önündeki grevlerden, eylemlerden ve görüşmelerden toplu sözleşme görüntüleri, fotoğrafları ve buna benzer Sanayi Holding'le ilgili materyal topladık. Biz bu materyalleri bir araya getirmeye çalıştık. Ve 16 saatten ve bu materyallerden bir şeyler üretmeye çalıştık. Amatörce ama zengin olduğunu gördüğümüz, sonuçta bir fikrin ortaya atıldığını gördüğümüz bir çalışmaydı bu. Sanayi Holding sadece bir üretimin yapıldığı, bir fabrikaların bütünü, bir iş yeri değildi. Yaptığımız röportajlarda öğrendik ki o dönem Sanayi Holding'in açtığı iki tane kreş vardı. Çalışanların çocuklarını bırakabilecekleri. Bu bizi çok etkiledi. Onun haricinde fabrikaların yanında ilk yardım merkezi vardı Sanayi Holding'in. Kendi itfaiyesi vardı. Ve çalışanlarına toplu taşıma imkanı veriyordu. Çalışanlarını yaşadıkları yerlerden toplayıp da fabrikalara götürüyordu. Sabahleyin, akşam da evine bırakıyordu. Ve bir de lojman imkanı veriyordu Sanayi Holding. Bunların hepsi aslında 1975'lerde olan şeyler. Ancak şu anda 2014'te ki çalışma yaşamında bunların hiçbirini göremiyoruz. Bu haklarımızın hiçbirisi artık mevcut değil. Bu da bizi etkiledi. Ülkemizde daha önce bu tür şeylerin kazanılmış olması, bunları da kaybettiğimizi gördük. Hiçbir telefon, internet olmayan bir dönemde Telex ile iletişim kurarak mesela Suudi Arabistan'a, Mısır'a, Libya'ya, Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya satış yapıldığını, yani biz tabii tahmin ederdik de zannederdik ki sadece Türkiye'ye satılıyordu. Yani dış pazar olarak, ama dünyanın birçok yerine, İngiltere'ye satış yapıldığını ve bunun da ufak tefek miktarlar değil, büyük miktarlarda satışlar olduğunu ve ülkedeki ekonominin tam anlamıyla üretim üzerinden döndüğü bir dönem olduğunu gördük. Türk toplumunun en önemli üretim sembollerinden bahsediyoruz. Ama öte yandan bu var olan fabrikaların da yani Kıbrıs Rumlardan kaldığını söylüyoruz. Bu da sizce bir çelişki yaratmıyor mu biraz? Çelişki yaratıyor, yaratmıyor demeyeceğim. Ama şöyle bir şey, bu fabrikalar Sanayi Holding fabrikaları olarak örgütlendi.
Kıbrıs Türk Sanayi İşletmeleri Holding Limited isminden örgütlendiğiydi. Ve bu sanayi holding dediğimiz şey Ahmet'in, Mehmet'in özel mülkü haline getirilmediydi. Devletin bir kurumu haline getirildiydi ve orada çalışanlar devletin istihdam ettiği halktan insanlardı. Yani özel mülk haline getirildi belki bir kısmı, ama o da üretimde kullanılmadı. Bugün Kıbrıs'ın kuzeyine baktığımızda üretim adına çok az şey var. Yani direnmen gerekir üretmek için. Çünkü sana bir getirisi yok üretmenin. O şekle getirilmiş Kıbrıs. Ama üretmenin verdiği başka bir yapı daha vardı insanlara. Bir kültür oluşturur üretmek, bir bilinç oluşturur insanda. Yani bu sadece işçi sınıfı bilinci anlamında değil, toplumsal bilinç olarak da konuşmak gerekir bunu. Üretimden koparılmanın karaktersizleştirme, memurlaştırma, kendine güvenden kaybetme ve bağımlı, hem karakter anlamında bağımlı hem de toplum anlamında bağımlı bir yapıya geldiğini şu anda yaşarken görüyoruz. O zaman belki tahmin etmediydi kimse. Bunu yapan yöneticiler de belki tahmin etmediydi. Ne olacak ya falan dediler işte. Satılsın gitsin özel sektöre. Ama özel sektörün de üretmesine fırsat verilmedi ve dağıtıldı bunlar. Yani yok edildi. Sanayi Holding belgeseli Baraka Film Atölyesi'nin 5. üretimidir. Daha önce Baraka'nın ilk 10 yılını anlatan Baraka belgeselini hazırladık. Ardından Sayın Komutan isimli bir belgesel çalışmamız oldu. Ondan sonra Asimilasyon Üçlemesi diye bir çalışmamız oldu. Orada Kıbrıs'taki asimilasyonun 3 farklı boyutuna değindik. İşte dilimizdeki asimilasyon, isimlerimizdeki asimilasyon, lakaplarımızı soy isim olarak alamamamız ve yer isimlerinin, köy isimlerinin değiştirilmesine değindik. 4. üretimimiz Kıbrıs'ın Öbürleri isimli bir belgeseldir. Kıbrıs'a yurt dışından gelen, çalışmak için gelen göçmen emekçilerin hikayesini anlatmaya çalıştık. Sanayi Holding ise son çalışmamızdır. Daha çok bugüne kadarki üretimlerimizde sözlü tarih çalışması yapıp bunu gelecek nesillere belge olarak aktarmaya çalışıyoruz. Filmin DVD'si de vardır. Evinde alıp arşivlemek isteyen ya da bir paylaşmak isteyen, daha çok kişinin görmesi için paylaşmak isteyenler için de DVD'si mevcuttur. Kitap evlerinden bulunabilir.